Merhaba Şifted izleyenleri, ben Erdem Pabukcan. Bugün Traffic Rider adlı oyunun incelemesiyle karşınızdayız. Yerli bir oyun, Soner Kara adlı geliştiricinin oyunu. Kısa zaman içinde gerçekten popüler olmuş bir oyun ve gerçekten sevildi. Oyun şimdilik sadece iOS için mevcut ama Ocak ayında çok bir şey kalmadı. Yani önümüzdeki ay direkt Android için de gelecek. Başarılı bir oyun olduğunu söyledik, yaklaşık 120 MB boyutlarından çok büyük bir oyun değil ama grafikleri gerçekten başarılı. Hemen şöyle oyuna girelim. Oyuna girmeden bir garaj kısmına da bakalım hemen. Gördüğünüz gibi burada kullandığımız motosiklet var. Bunu geliştirebiliyoruz yukarıdan gördüğünüz şekilde. Burada geliştirme seçenekleri var, renk seçenekleri var, çeşitli eldiven ve aksesuar seçenekleri var. Bunlar zaten gelişmekte. Alt tarafta ise alabileceğimiz, oyunda ilerledikçe para kazandıkça alabileceğimiz başka motosikletleri görüyoruz ve çeşitler oldukça zengin. Hani oyunda ilerledikçe paranızı rahat bir şekilde harcayabilirsiniz. Tabii oyun için satın alma seçenekleriyle de bunu yapabilirsiniz. Hemen oyuna girelim. Gördüğünüz gibi 4 adet mod var. Kariyer, sonsuz, zamana karşı ve serbest olmak üzere. Serbest ve zamana karşı modları şu an için bizim için en azından kapalı. Çünkü geliştirerek, seviye atlayarak kilidi açmamız gerekiyor. Biz şu an 4. seviyeyiz ama örneğin zamana karşının tek yön versiyonu için 6. seviyede olmam gerekiyor. Sonsuzda direkt düz bir gidiş var. Adı üstünde sonsuz bir gidiş. Tek yön kısmı açık, çift yön kısmı kapalı. 20. seviyeye geldiğinizde çift yönde açabilirsiniz. Biz kariyerden devam edelim. Gördüğünüz gibi burada bölümlerimiz mevcut. Kariyerin bölümleri. Paraları kazanmayı hedefliyoruz. Hemen şöyle. Oyun şu an 4. görev için bizi uyarıyor. Garaja gidip yeni motor önerilerini gör diyor ama hani hangisini alabiliriz? Bunu alabiliriz örneğin. Hemen satın aldık. Bununla devam edelim yolumuza. Yani sizin motorunuzun güçsüz kalacağı zaman oyun size başka bir motor öneriyor. Şunu tekrar başlatalım. Çok basit bir oynanışı var. Sağ taraftaki gördüğünüz gibi tuş gaz, sol taraftaki fren ve normal. Siz tabletinize ya da telefonunuza yön vererek oynuyorsunuz oyunu. Amaç checkpoint noktalarına süre bitmeden gelerek bölümü bitirmek. Örneğin korna da çalabiliyorsunuz. Korna çalınca karşınızdaki şerit değiştirebiliyor. Bu da güzel bir özellik. 100 kilometre hızın ya da mil kilometreymiş. Kilometrenin üstüne çıkarsanız ise ayrı bir puan modu geliyor ve siz örneğin arabaların yanından yakın bir şekilde geçerseniz ekstra puanlar alıyorsunuz veya süre kazanıyorsunuz. Bu da gayet güzel ama freni bol bol kullanmanız gerekecek çünkü trafik dolu yol. Hani onu da söyleyelim. Örneğin ilk checkpoint noktasına gelmem için 13 saniyem kaldı ama yetişebilecek miyiz? Şu an muamma. Motorun hızlandıkça tabii oynayışta zorlanıyor gördüğünüz gibi. Yine çarptık. Evet, bunu yapamadık. Devam diyelim. Tabii devam demek için biraz para harcamanız gerekiyor. İkinci checkpoint noktasında geçtik. Yine 25 saniye verdi. Her checkpoint noktasını geçince klasik diğer oyunlar gibi bize bir süre veriyor ki devam edebilelim. Amaç bu şekilde bitirmek. Dediğimiz gibi bunlar checkpoint ama örneğin sonsuz kısmında böyle checkpoint noktaları yok. Sadece gidiyorsunuz ve yavaş çarptığınızda hani frene basarak çarparsanız ölmüyorsunuz. Yani kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Evet, şimdi son checkpoint noktasına gideceğiz. Oyunun özellikle başarılı grafikleri ve gerçekten eğlenceli bir oynanışı var. O yüzden ben şahsen çok sevdim oyunu. Ücretsiz de bir oyun. Bu da gerçekten iyi. Evet, son checkpoint noktasına geçtik ve bitirmeye gidiyoruz artık. Tabii motorunuzu geliştirdikçe daha da hızlandığınız için oynanış hani daha da ileriki motorlarda ciddi anlamda zor olacak. Buna hazırlıklı olmalısınız. Ve birazdan bitiriyoruz bölümü. Korna çok kullanışlı, onu da söyleyelim. Hani az önce bahsetmiştik ama hani yolun karşısındaki ya da karşıdan gelen arabaları ya da sizin şeridinizdekileri başka şeride atmak için işe yarıyor. Oyun bu şekilde. Ben oynarken çok memnun kaldım, onu söyleyeyim. Garaj kısmında başka araç seçenekleri de var ama tabii bunlar paralı. Siz paranızı kazandıkça daha da birçok motor alabilirsiniz. Sonsuz kısmında sadece tek yönde, onu da gösterelim. Gidiyoruz. Sonsuz kısmında örneğin otoban, çöl, şehir ve kış diye birçok farklı seçenek var. Öğle, akşam, gece, bu sürüşlerin hepsini seçebiliyorsunuz.
Hani karlı bir havada yapabilirsiniz bunu, şehirde normal bir havada yapabilirsiniz. Akşam, gece, ama tabii bunların kilitlerini açabilmeniz için oyunu oynamanız, seviye atlamanız gerekiyor. Örneğin mesela kıştaki gece kilidini açmak için 40. seviyede olmanız gerekiyor. Hani oyunda ciddi anlamda bir zaman harcamanız gerekiyor oyun için. Ama bunlar ileride olabilir. Gerçekten çok çeşitlendirilmiş bir oyun. Zaten bu yüzden sevilen bir oyun oldu. Ben de oynarken çok keyif aldım. Evet arkadaşlar, başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.